Türkçenin en ilginç özelliklerinden biri sesli harf uyumudur. Türkçede kelimelere sık sık ek getirilir. Bu ek, kelimenin sesli harflerine göre belirlenir. Peki buna nasıl karar veririz? Bunu anlamak için sesli harflerin özelliklerine bakalım. Türkçede sesli harfler ikiye ayrılır. Kalın ve ince. Kalın sesliler şunlardır. A, I, O, U. İnce sesliler ise şunlardır. E, I, Ö, Ü. İnce sesleri ağzımızın ön tarafında, kalın sesleri ağzımızın arka tarafında öğretiriz. Aklınızda daha iyi kalması için bir kere daha tekrarlayalım. Kalın sesli harfler. A, I, O, U. İnce sesli harfler. E, I, Ö, Ü. Kelimeye gelenek, kelimenin son sesli harfine göre belirlenir. Son sesli harf ince ise ekte de ince sesli harf olur. Son sesli harf kalın ise ekte de kalın sesli harf olur. Yani ekin iki çeşidi vardır. Bu tür sesli harf uyumuna iki yönlü sesli harf uyumu denir. Haydi birkaç örneğe bakalım. Ler, lar, çoğul eki. Kelimeyi çoğul yapar. Kitap, kitaplar. Kitaplarım nerede? Kalem, kalemler. Kalemler masada. E, A, yönelme eki. Yön belirtir. Okul, okula. Her gün okula giderim. Elbise, elbiseye. Elbiseye bak. D, da, bulunma eki. Konum belirtir. Kapı, kapıda. Kapıda kim var? Otobüs, otobüste. Yolcular, otobüste. Den, dan, ayrılma eki. Uzaklaşma belirtir. Motor, motordan. Motordan garip sesler geliyor. Kedi, kediden. Köpek, kediden kaçtı. Ecek, acak. Gelecek zaman eki. Gelmek, gelecek. Ahmet, yarın eve gelecek. Bakmak, bakacak. Öğretmen, ödevlere bakacak.